Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise 4-6 yaş Kur'an kurslarına katılmak zorunda bırakılan çocuk sayısı 2013'ten bugüne 1 milyonu aşmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak her gün yeni açılışlar yapmaya devam etmektedir yapılan açılışlarda, etkinliklerde 4-6 yaş aralığındaki kız çocuklarının saçlarının, bedenlerinin kapatıldığı, erkek çocukları ise takke ve benzeri kıyafetlerin giydirildiği görüntüleri Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal medya sayfalarında yayınlayarak çocuk hakları ihlalinin geldiği boyutun ve vehametini açıkça bize göstermiştir. ÇEDES projesi iktidarın eğitim sisteminin siyasal ideolojik ihtiyaçları doğrultusunda e, biçimlendirme projesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm kamusal alanlar e, tarikat ve cema cemaatler tarafından işgal edilmiş durumda. E, çeşitli zamanlarda çeşitli tarikatlarla protokoller uygulanmıştı ancak e, bu ÇEDES projesi bunlardan farklı olarak daha geniş kapsamlı ve kalıcı bir proje. Bugüne kadarki protokollerde e, okullara kalıcı olarak e, din adamı görevlendirilmesi yapılmamıştı. İktidarın kendi siyasal e, İslam ideolojisini kalıcılaştırma hedefi doğrultusunda e, bu eğitimi iyice e, yerleştirmek istiyorlar. Ee, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, gıda fiyatlarının yükselmesi, kırtasiye ve katlanan okul fiyatları nedeniyle aileler çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi anlamda zorlanmaktadır. Ee, seçim sonrasında e, ard arda gelen zamlarla birlikte veliler çocuklarına günlük harçlık vermekte e, zorlanmanın yanı sıra e, beslenme çantalarını dahi dolduramamak korkusu yaşamaktadır. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önceki gündeminde ise öncelikle gündeminde ise e, öğrencilerin okul masrafları ve beslenme sorunları değil, Hatip okullarını e, evrensel alternatif bir model olarak bütün insanlığın hizmetine sunmak, çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum. E, kısaca Çedes Projesi kapsamında. Ee, okullarda manevi danışman sıfatıyla imam vaiz görevlendirmesi gibi e, politika ve uygulamalar e, bulunmaktadır. Ee, siz de biliyorsunuzdur ki e, basına yansıdığı için iki yıl önce Akdeniz Üniversitesi e, KYK öğrenci yurdunda manevi danışmanların görevlendirildiğini e, ve yurtta kalan e, Çocuklarımıza yaptıkları baskılardan dolayı resmi olarak 3, resmi olmayan bilgilere göre de 8 üniversite öğrencisi e, intihar etmiştir. E, biz e, bu intiharları e, araştırdığımızda e, altından yine manevi danışmanlık, Yine cemaatler, yine tarikatların baskıları çıkmıştır. Bugüne kadar eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Vakıf ve Dernekler arasında çok sayıda işbirliği protokolü imzalandı. Geçtiğimiz yıllar içinde okullarda hayata geçirilen ortak projeler üzerinden eğitimi dinselleştirme süreci hızlanırken doğrudan layık eğitme ve layık yaşam tarzını hedef alan uygulamalar adım adım hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokullar ve imam hatip okulları, Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı il ilçe spor müdürlükleri, gençlik merkezleri e, ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Diyanet Gençlik Merkezleri işbirliğinde yürütülmekte olan e, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi kapsamında bir süredir ülke çapında e, çeşitli toplantılar yapıldı ve kararlar alındı. Bugün birçok okulda da uygulamaları başladı. Çedes projesi dini ve manevi değerleri merkeze alan bir proje. Laik bilimsel eğitim anlayışına ve pedagoji bilimine aykırı bir içerikte hazırlanmış ve uygulamaya başlandı. Proje Öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizin benimsetilmesi amacıyla tüm lise, ortaokul, ilkokul ve anaokulları ile il merkezi ve ilçelerde bulunan tüm cami ve Kur'an kurslarını kapsıyor. Projenin ülke çapında uygulanması için milli Eğitim Müdürlükleri ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı il müftülükleri aracılığıyla okullara manevi danışma sıfatıyla pedagojik eğitimi bulunmayan, öğretmen statüsünde olmayan, öğretmenlik mesleğini bilmeyen vaiz, imam hatip mezunu, Kur'an kursu öğreticileri ilk olarak İzmir ve Eskişehir'de görevlendirmelere başlandı. Arkasından da çeşitli illerde görevlendirmeler yapılmaya başlandı. E, Antalya'da da İl Müftülüğü, e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında e, değerler eğitimi e, birkaç ay önce e, protokol halinde imzalandı. Evet, hatırlayalım e, AKP Gençlik Kolları'nın e, bir toplantısında e, ne demişti Erdoğan? Dindar ve kindar bir gençlik istiyorum. Zaten AKP'nin 21 yıllık iktidarı döneminde eğitimdeki uygulamalarına baktığımızda niyetin bu olduğu görülmekte. Ama tüm bunların üzerine asıl amaçlanan siyasal e, İslam ideolojisinin iktidarını kalıcılaştırmaktadır. E, bu uygulamalar Hizbullah'ın siyasi uzantısı olarak e, görülen Hüdapar'ın parti programında da yer almaktadır. Ayrıca konuyu hukuki boyutuyla ele alacak olursak, eğitim bir çocuğun en temel hakkıdır ve bu hakkın kullanılmasını sağlamak devletin asli görevidir. Devlet bu görevini Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla yerine getirir ve bu görevini hiçbir kişi, kurum, kuruluş ya da dini yapıya devredemez. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı dini yapılarla protokoller imzalayarak görevini devretmektedir. Bu uygulamalar ile Cumhuriyet'in kuruluş ilkesi olan devletin niteliğinin tanımlandığı anayasanın ikinci maddesinde ifadesini bulan layıklık ilkesi çiğnenmektedir. Eğitim sisteminde ve genel olarak toplumsal yaşamda iktidarın kendi dünya görüşüne ve yaşam tarzına uygun nesil yetiştirme yönündeki uygulamaları tüm topluma yönelik fiili bir baskı ve dayatma haline gelmiş durumda. Bu konuda mesai saatlerinin okul ders planlarının cuma namazı saatlerine göre düzenlenmek istenmesi, karma eğitim ilkesinin ihlal edilmesi ve benzeri girişimler, kısaca eğitim sisteminin dini kurallara göre biçimlendirilerek şekillendirilmesi kabul edilemez kabul edilemez asla. Yıllardır sürekli dile getirdiğimiz, mücadele ettiğimiz gerçeği aslında Yusuf Tekin mülte görüşmelerinde söylemişti. Tekin bunların içerisinde sizin tarikat cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla işte toplasanız 10 tane protokolümüz vardır diyerek konuyu basitleştirmeye çalışmıştır aslında e, önemsizleştirmeye çalıştıkları bu protokollerle ülke şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketine dönüştürmek istenmektedir. E, ayrıca Yusuf Tekin e, tarikat ve cemaatlerin çocukların dağa çıkmasını engellediğini iddia ederek e, bu dinci yapıları halkın nezdinde meşrulaştırmaya ve sevimli göstermeye çalışmıştır. Ee, çocuklarımızın daha çıkmasını engellediğini iddia ettiğiniz tarikat ve cemaatler e, Suriye iç savaşı sırasında çocuklarımızı işit, ÖSO ve El Nusra, e, El Kaide gibi dinci e, terör örgütlerine gönderdiler. Ve yine e, STK dedikleri bizim tarikat ve cemaat dediğimiz gerici yapıların yurtlarında ve Kur'an kurslarında çocuklarımızın başına neler geldiğini çok iyi biliyoruz. E, Yusuf Tekin tarikat ve cemaatlerle olan ilişkilerini e, meclis genel kurulunda dile getirmekten çekinmediği gibi onlarla protokoller imzalaya, imzalamaya devam edeceğini e, de söylemiştir. E, bir tane bile tarikat cemaat ile yapılan proje protokol asla kabul edilemez aslında Yusuf Tekin bugüne kadarki uygulamalarıyla anayasal ve yasal suç işlemiştir. Ve bu son açıklamalarıyla da bu suçu işlemeye devam edeceğini beyan etmektedir. ÇEDES projesiyle Milli Eğitim Bakanlığı okullarına manevi danışman adı altında dini görevliler, imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı, Kur'an kursu hocaları görevlendirilerek Tarikat ve cemaatlerin okullara girmelerinin önü açıldı. Cemaat örgütlenmelerinde karşımıza çıkan abi abla modelleriyle proje uygulama mekanlarında rol model oluşturabilecek. Bu mekanların nereler olduğu bilinmemekte Bakanlığın dini içerikli proje protokol ve uygulamalarıyla, Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinden laiklik, bilimsel, kamusal eğitim ortadan kaldırılarak dini vakıf, dernek, cemaat okulları, kursları, yurtları ve benzeri yerleri doğrudan iktidarın desteğiyle bütün eğitim sistemini sarmıştır. Demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim-öğretim faaliyetleri devletin asli görevidir demiştik asla herhangi bir kuruluşa ve kişiye devredilemez. Dini vakıf, dernek, cemaat ve tarikatlarla yapılan protokoller ilgili mevzuatın izin vermediği yetki devrinin kullanılmasıdır ki bu suçtur. 677 sayılı tekke ve zaviyeler yasasına göre tarikat ve cemaatler yasa dışıdır. Yasa dışı yapılarla işbirliği yapmak da suçtur ve e, Mil Eğitim Bakanı bu suçu işlemiştir. E, veliler olarak biz e, bakanla ilgili suç duyurusunda bulunduk e, ve yasa dışı gerici yapıları okullarımızda istemediğimiz gibi hukuku çiğneyerek bu gerici yapıları yasaları e, yasalara rağmen okullarımıza sokmaya çalışan Yusuf Tekin'in de Milli Eğitim Bakanlığı görevinden azledilmesini talep ettik. Çünkü Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanlığı gibi önemli bir görevde bulunması bu ülke için beka sorunudur.